Sorumuz bu. Çizeceğimiz sorumuz. Bu soru için yapacağımız işlem file menüsünden grid only tuşluyoruz, okeyliyoruz. Karşımıza çıkan ekranda sol ekran bizim çalışma, sağ ekranda bizim görme ekranımız olacak. Çalışma ekranımızdan herhangi bir çizgi üstünde iki kere tıkladığımız zaman karşımıza çıkan sayfada eski değerleri siliyoruz. Bizim şeyimiz enine x yönünde 5 tane aramız bulunmakta. Onar metre Onar olarak. metre aralıklarla bunları x yönüne onar metre aralıklarla yazıyoruz. Yani hepsini toplaya toplaya yazıyoruz. Y yönünde genişlik olarak Y yönü 25 metre. 25 metreyi 12,5 metre olarak giriyorum. Bir de 25 metre olarak giriyorum. 12,5 metre bana ileride referans verecek. Yüksekliğimiz kat yüksekliğimiz 10 metre. Normal kolon yüksekliği 3 metre çatı yüksekliği. Bunları girdikten sonra okeylediğimiz zaman karşımıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Buradan hangi modda çalışacaksak onun şekline bakıyoruz ve altta farklı renkli şeyle belli ediyor. Hangi tarafta çalıştığımızı görebiliyoruz. Şimdi biz XZ'de kolonları çizeceğiz. İsterseniz bunları çizmeden önce ilk başta kolonları tanıtalım. Bunu tanıtmak için Define menüsünden Section Prefiction Frame Section'dan Import New Property'den buradan çelik sınıflarını belli etmek için bizim sınıfımız I profil olduğu için bunu seçiyoruz. Buradan Euro kodu seçeceğiz. Avrupa standartları. Okey dediğimiz zaman karşımıza kullanacağımız çelik sınıfları, özellikleri çıkıyor. Buradan kullanacağımız çelik özelliklerinden seçiyoruz. Burada bizim kullanacağımız HE1000 A, değil mi? 1000 söylenmiş A'yı seçiyoruz. A ve C arasında fazla bir özellik farkı yok. Bir de IP400 ve IP500 seçiyoruz. Bunları seçerken de CTRL tuşuna basıyoruz. Okey dediğim zaman tekrar okeyliyoruz ve karşımıza bu seçenekler çıkmış oluyor. Okeyliyoruz. X'e bastığımız zaman ekranda burada çalışacağımız yer şu an en sağda. Burada Draw from a cable düğmesine basıyoruz ve buradan kolonlarımız H1000A olduğu için hiçbir değişiklik yapmadan kolonlarımızı seçiyoruz. Birinci tarafı seçtikten sonra şuradan bir arkaya, buradan da bir arkaya, en arkaya geçmiş durumdayız. Burada da kolonlarımızı yan taraftaki ekrandan takip edilirse en arkadaki kolonların çizildiği görülecektir.
kolonlarımızı çizdik. Bunları olmazsa üç boyutlu hale getirerek bakış açımızdan hepsini görünür. Buradan bölmeleri ve yönleri kaldırabiliriz. Anladım. ESC tuşuna basarak komut tuşundan çıktık. Şimdi bütün kolonları seçerek bunlara temel oluşturmak için burada sabit mesnet seçiyoruz hepsini. Okey diyoruz. Okeyledik. Şu an temellerimizi de oluşturmuş durumdayız. Tekrardan çalışmak istediğimiz yere göre bölüme geçiyoruz. Şu an temeli gösteriyor. Oklarla bir üst kata geçebiliyoruz. Tabii şeyi kapattığımız için yerlerini göremiyoruz. Buradan açabiliriz ve tekrardan bölmeleri gösterebiliriz. Ve buradan biz kirişlerimizi seçeceğiz. Bu kirişler için aslında ilk başta bir tanesini seçerek sonra diğerlerini yapabiliriz. YZ seçtiğimiz zaman burada en öndeki bölümde şu an. Buradan kirişlerimizi oluşturabiliriz. Buradaki kirişler için tekrardan Draw From a Cable düğmesine basıyoruz. Bu düğmeye Draw menüsünden de ulaşabiliriz. Buradan kirişlerimizi IP500 seçiyoruz. Seçtikten sonra direktmen bunları bağlayabiliriz ve çatıyı da bağlayabiliriz. Görünüş olarak bağladık ve bunların orta kısımlarında da şeyler olduğu için bunları da bağlayabilmemiz için her çubukları bölmemiz lazım. Bunu bölmek için önce çubuklarımızı seçiyoruz. Yatay çubuklarımızı. Buradan yatay çubukları seçtikten sonra Edit Lines Divide Frames tuşluyoruz ve burada kaça böleceksek üstte onu yazıyoruz ve okeyliyoruz. Gördüğünüz gibi ikiye bölündü. Alttaki için de aynı işlemi yapıyoruz. Edit Lines Divide Frame zaten ikiye yazılı olduğu için direkt seçiyoruz ve Hepsini ikiye az önce bölmüş seçseydik oluyoruz. ikiye bölünürdü, değil mi? Hepsini de seçsek olurdu ama ayrı ayrı seçmekte yarar var. Ve tekrardan buradan Draw From a Cable tuşundan kirişlerimizi çizmeye devam ediyoruz. Şimdi en öndekini çizdik. Biz bunu hepsini kopyalayarak düğme noktaları hariç arka kısımları atabiliriz. Bunu da Edit Replicate tuşundan hangi yönde atmamızı istiyorsak X yönünde atacağız. Çünkü şeklimizi X yönüne göre çizdik. X yönünde atamamız için X yönüne kaçar metre olduğunu yazmamız lazım. Her bir aramız 10 metre olduğu için 10 yazıyoruz. Ve kaç tane kopyalamamak istiyoruz? 5 tane. Yazdığımız, okeylediğimiz zaman hepsi direktmen arka kısımlarda geçmiş bulunmakta. Tabi bunlar havada kalmayacağı için biz bunu diğer bölmelerini de bağlamamız gerekiyor. Bunun kenar kirişlerini de tekrardan Draw From a Cable tuşundan IP500 seçili. Şu an ekrana götürdüğüm zaman hangi nerede olduğumu yan taraftan izleyebiliyoruz.
Şu an kolundan üstündeki kirişleri bağladık. Burada devam ederken şimdi şuradaki yukarıdaki oklarla çatı katına çıkarak şu an çatı katındaki sadece orta bölmeleri birleştirebiliriz. Onlar da IP500. Exit tuşuna basarak komuttan çıktık. Şu an sistemimizi görünüş olarak oluşturmuş durumdayız. Buradan yardımcı çizgilerimizi yok ettiğimiz zaman, gözlüğümüze baktığımız zaman şeklimiz istendiği duruma gelmiştir.